AK Partili Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yerel seçimler öncesi millet bahçesi vaat etmişti. Ama hatta onun için de Atatürk Stadyumu'nu yıkmıştı, ihaleye de vermişti ama ihaleyi alan firmanın stadı yıkıp ortadan kayboldu anlaşıldı. AKP'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun yerel seçimler öncesi vaat ettiği mega projeler arasında millet bahçesi de vardı. Hatta belediye başkanı gün dahi vermiş, projenin 400 günde biteceğini söylemişti. Belediye başkanı seçimi kazandı, millet bahçesi içinde harekete geçti. Şehrin merkezinde yer alan Atatürk Stadyumu ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 28 milyon 420 bin liraya Olgun Gür İnşaat ve Özarel Elektrik İnşaat isimli iş ortaklığı kazandı. İhaleyi alan firma Atatürk Stadyumu'nu yıktı. Hurda malzemeleri alıp da gitti. İddiayı CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş gündeme getirdi. Bektaş, ihaleyi alan firmanın daha önce de Erzurum'da yaptığı bir projeden dolayı devleti 1 milyon lira zarara uğrattığını ifade etti. AKP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, Bektaş'ın olayı çarpıttığını iddia etti. Bu firma bıraktı diye yapım işi duracak değil, iş başka bir firmaya verilir. Firmanın devleti zarara uğrattığı yolunda belgesi olan varsa ilgili makamlara şikayet edebilir dedi.